Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Çağlar Durmaz o efsane yazılarına devam ediyor ve büyük tehlikeyi sizlerle paylaşıyoruz. Yine Türkiye'de ilk kez herkesin bilmediği şeyleri yine Türkiye'de ilk kez sizlere paylaşıyoruz. Kamu işlerini bekleyen büyük tehlike. Maaş böyle olursa Çağlar Durmaz sizleri uyarıyor, sendikaları uyarıyor. Bilgilendirme şu an birçok işçi farkında değil ama gelecekteki durumun farkında olmanız için yazayım dedim. Şu an işlerin kimisi Ocak'ta, kimisi Şubat'ta, kimisi Mart'ta veya başka aylarda zam alıyor. Bu da enflasyondan ötürü başta yemi ve sendikalaklarda farklılıklara yol açıyor. Enflasyon farkından dolayı kurumlar arası hatta aynı kurumdaki farklı iş kolundaki işler arasında maaş farkına yol açıyor. Nasıl ki tüm memurlar aynı anda aynı günde zam alıyorsa işçiler de aynı tarihte zam almalıdır. Ocak ayında zam alacak olanlar güzel oranda enflasyon farkı alacakken sonraki aylarda enflasyon farkı alacak olanlar daha düşük enflasyon farkı alacaktır. Bu tersi de olabilirdi. Nitekim geçmişte Ocak ayında enflasyon farkı alanlara göre sonraki aylarda enflasyon farkı alanlar daha fazla maaş almıştı. Nasıl olur, nasıl yapılır bilmiyorum ama zam tarihleri tüm işçilerde aynı olursa daha yararlı olacaktır. Daha da detaya girersek, Eylül 2023 enflasyon rakamları. TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık %4.75, TÜFE yıllık %61.53, ÜFE aylık %3.40, ÜFE yıllık %47.44 oldu. 1 Ekim 2023'te zam alacak örneğin ODTÜ, Ankara Üniversitesi, devlet tiyatroları gibi kurumların zam mı? an itibariyle belli oldu. 6 aylık enflasyon %33.18 çıkmış olup %45'i aşmadığı için enflasyon farkı oluşmamıştır ve ikinci 6 ay zammı %15 olarak uygulanacaktır. 1 Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon farkı ve %10 zam alacak kurumlar MEP, SGK, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı 18. Noğlu gibi açısından 3 aylık enflasyon %25.11 oldu. 3 aylık tüfe daha gerçekleşecek. Yani Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyonu daha belli değil. Buna göre şu an için %10.11 enflasyon farkı oluştu. Buna %10'da maaş zam yapılacaktır. Yani Ekim ayında zam alacak işler sadece %15 zam alırken Ocak ayında maaş zam alacak kamu işleri %10 zamın üstüne en az %20 civarında enflasyon farkı ile toplamda %33 civarı maaş zam alacaktır. Arada fark büyüyor o yüzden Çağlar durmaz. Uyarıyor bütün kamışları aynı anda mahsallar almalılar devlet memurları gibi yoksa böyle yemiye farkları çok fark etmeye başlayacak örneği de şimdi size verdik arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi WhatsApp kanalımıza da gelin. Türkiye'nin en büyük kamışları WhatsApp kanalını kurduk. Linki videonun altında var. Tıklayın. WhatsApp'a da gelin. Ve Instagram'a da gelin. Onun da linki videonun altında var. Türkiye'nin en büyük kamu işleri Instagram kanalı da linki videonun altında var. Hepinizi iki kısmada bekliyoruz arkadaşlar.